Şimdi arkadaşlar 15'in soruya gelip baktığımızda aşağıda canlıların sınıflandırılmasına ait şema verilmiştir diyor. Burada şemayı vermiş ve bakteriler, arke bakteriler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar diye 4 farklı grupta da gruplandırmış şemada. Sonra bize bu şemadaki doğru olan öncülleri bulmamızı istiyor. Bakıyoruz çekirdek içerenler denildiğinde arkadaşlar çekirdek içerenler biliyorsunuz ki protist aleminde bulunan bakteriler ve arkealar Zarlı organel bulunduramayacakları için 1 ve 2'yi zaten olaya dahil edemeyiz. Protistlerde çekirdek var mıdır? Evet. Protist alimde bulunan canlılar da sonuçta ökaryottur ve çekirdek içerirler. E, mantarlar çekirdek içerirler. Bitkiler ve hayvanlar çekirdek içerirler. Neden diye sorarsanız bu canlılar bildiğiniz üzere ökaryot yapıldır dersiniz. Ve birinci öncül bu sayede doğru çıkmış olur ototrof türlere sahip olanlar diyor. Bakmamız gerekiyor. Bakterilerde fotosentetik bakteriler var mı? Gerçekten var. Yani ototrof demek kendi besini kendi üreten demektir. Bir doğru. 4'e gelip baktığımızda mantarlarda ototrof türler var mıdır denildiğinde hocam mantarlarda ototrof yani kendi besini kendi üreten tür yoktur. Mantarlar heterotroftur. Burada bir yanlışlık var. 5'e baktığınızda bitkiler ototroftur. Kendi besinlerini kendi üretir ama öncülde 4 de olduğu için bunu doğru kabul edemiyoruz. Sonra 3. öncüle baktığımızda tek hücreli türlere sahip olanlar diyor. Bakıyorum bakterilerin tek hücreleri var mı? Evet var. Arkeaların tek hücreleri var mı? Evet tek ve çok hücreleri bulunabiliyor. Protistlerde, protist aleminde bulunan amip, öglena, paramelsiyum, plazmodium, Cıvık mantar. Bunlardan bazıları özellikle aitlerden bahsettiğimizde bazıları tek bazıları çok hücreli. O yüzden bunu da dahil edebiliriz. Mantarların da maya mantarlarını düşündüğünüzde tek hücreli olduğunu düşünürsünüz. Şapkalı mantarları düşündüğümüzde de çok hücreli olduğunu düşünebiliriz. Buradan 3. öncülümüzde doğru çıkar. 1 ve 3 aradığımız şıklar arasındadır. Oradan da C'yi işaretleriz. Bir diğer soruya geçtiğimizde derişimleri bilinmeyen iki hücre yüzde onluk tuz çözeltisine ayrı ayrı konulup bir süre bekletildiğinde aşağıdaki değişimler gerçekleşmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar tamamen önce görsele bakıp sonra öncüle geçmeniz bence doğru seçenektir. Baktığınızda birinci hücre ortama konulduğunda ben şiştiğini görüyorum. Bu ne demek? Yani hocam dışarıdan su almış. O zaman dışarısı hipotonikmiş. Bakın burası hipotonikmiş demek ki. Hocam buraya hipotonik yazın. Ki sonra yorum yapmanız kolay olsun. Hocam B'ye baktığımızda ise hücreyi koymuşum. Ve olay bariz plazmolis. Yani ortamda ciddi anlamda bir su kaybı var. Hücre su kaybetmiş. Demek ki ortam hipertonikmiş ona göre. Şimdi arkadaşlar bakın. Buranın hipotonik. Buranın hipertonik olduğunu bildikten sonra inanın yorumlaması kolay bir hale geliyor. Bakıyorum bu düneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Çözelti A hücresine göre hipotoniktir. Zaten gözümüze ilk bu çarpmıştı. Çözelti A hücresine göre hipotonik olduğu için hücreye su vermiş. Bu yüzden hücre şişmiştir. Gerçekten böyle bir gözlem yapabilir miyim? Yaparım. B, B hücresi ile ilgili çözelti de deplazmolize uğramıştı. Oysa ki B hücresi deplazmoliz değil, plazmolize uğramıştır. Yani su kaybederek büzüşmüştür. Yanlış. B hücresinin derişimi A hücresine göre daha yüksektir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz zaten sorunun başında derişimleri bilinmeyen iki hücre diyor. Bizim bildiğimiz tek şey ortamların %10'luk tuz süzeltisi barındırdı. O yüzden böyle bir yorum yapmak zaten başlı başına yanlış olur. Derişimden hiç bilmediğimiz bir şeyin hangisinin kime göre yüksek olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. O yüzden buradan rahatlı A şıkkını işaretlersiniz. O yeni soruya geldiğimizde gerçekten çok hoş bir soru. Çünkü en başta şunu fark etmişsinizdir aminoasitler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır dediği için okuyup emin olun şunu yapmışınızdır. Yapılarında azot var mı? Evet var. Fotosentez tepkimesiyle üretiliyorlar mı? Evet. Ribozom organelinde substrat olarak kullanılıp protein sentezinde ana eleman mıdır? Evet. Yapılarında peptit bağ var mı? Evet. Enerji verici olarak kullanılır mı? Evet. Başta eminim hepiniz bunu yapmışınızdır arkadaşlar ama ben size sınıftayken özellikle söylemiştim. Amino asitler arasında peptit bağ bulunmuş. Bakın arasında yazmıyor burada. Yapılarında diyor. Yapısında hidrojen bağları var arkadaşlar. Peptit değil. Amino asitlerin hatta şöyle demiştim. Bir amino asitin ile diğer amino asitin amino grubu arasında peptit bağ kurulur. Bakın arası dememiş. Yapısı demiş. O yüzden yanlış. Eğer böyle hızlı bir şekilde benim en başta yaptığım gibi tikleri attıysanız zaten yanlış yapmışsınızdır. Ama özellikle derste beni iyi dinleyip bu şekilde yaptıysanız kesinlikle doğrudur şıkkınız. Şimdi 18 soruya geldiğimizde arkadaşlar ben hani daha net görünsün diye baştan yazdım ama anlatacağım niye yazdığımı da. Bezellere ait aşağıdaki soy ağacında buruşuk tohum şeklinde sahip bireyler koyu renkli. Buruşukların zaten koyu renkli çizildiğini söylemiş bize. Şimdi arkadaşlar ben genelde baktığımda hani Mendel genetiğine göre yuvarlak buruşuğa baskındı. Böyle bir bilgi zaten aklımın bir kenarında bulunuyor. O yüzden dedim ki ben taralı olanlara sonuçta küçük a küçük a yazarak bu işin içinden çıkabilir miyim diye baktığımda bakın taralı olanlara gen olan homozigot resesif şekilde yazdıktan sonra baktım ki hocam büyük a küçük a şeklinde yazdığımda yuvarlak tohum rengi çıkıyor. Büyük a küçük a şeklinde yazdığımda yuvarlak tohum ve iki yuvarlığa çaprazladım da heterozigot yazarak sonuçta buruşuk tohumlu bezelyelere sahip olabiliyorum. Aynı şekilde buradaki yuvarlak bezelye de heterozigot yazarak sonuçta homozigot resesif buruşuk tohumlu şekle sahip bir tohum oluşturabiliyorum. Yani sistem herhangi bir şekilde bana bir sıkıntı yaşatmıyor. Ve zaten bize de demiş ki bu soya, bu soya ağacına göre hangi yorumu yapabilirsiniz diye söylemiş. Bakıyorum şimdi. Yuvarlak tohum şekli yeni baskındır. Zaten Mendel genetiği aklınıza geldiği an yuvarlak tohumlar, buruşuk tohumlara baskındır dersiniz. Sonra koyu renkli bireyler homozigot genotiptedir. Bakın koyu renkli bireyler homozigot resesif genotiplidir. Biz daha da fazlasını söyleyebiliriz onun verdiğinden. Koyu renkli olmayan bireyler yani bizim burada yuvarlak tohum şekline sahip dediklerimizin tamamında Farkındaysanız büyük A küçük A burada bir tane çekinik gen var. Büyük A küçük A burada bir tane. Büyük A küçük A burada bir tane. Yani hepsinde buruşuk tohum geni bulunur. Ha etkisini gösterebilir mi? Hayır. Ama sonuçta bize sadece bulunması gerektiğini söylemiş. O yüzden bu öncülü de doğru olarak kabul ederiz. Cevabımız buradan E seçeneği çıkar. Bir diğer soruya geçtiğimizde bu eminim birçoğunuzun hiç böyle düşünmeden işaretlediğidir diye düşünüyorum. Aynı besin zincirinde bulunan 3 farklı canlı türünün biyokütle miktarı. Arkadaşlar ben şuradan hatırlıyorum. Size zamanında bir besin piramidi gösterip bakın arkadaşlar lütfen dikkat edin. Kütlesi derse bakın kütlesi derse durum farklı. Biyokütlesi derse durum farklı. Kütle besin piramidinin en üst basamağında maksimumdur. Kütle derse burada maksimumdur. Biyokütle derse en alt basamakta yani üreticilerin bulunduğu basamakta biyokütle maksimumdur dediğimi hatırladıysanız zaten emin olun diyor ki bakın grafiğe göre bu canlının oluşturduğu besin zinciri diyor. Hocam en alt basamakta kim olmalı? K olmalı. Onun üzerinde L olmalı. Onun üzerinde M olmalı. Ve daima üreticiden son tüketiciye doğru gideriz dediğinizde Zaten eliniz otomatikman A seçeneğine gider. Hani belki de bir denemede sorulabilecek en kolay soru ve tek bir kopyayla çıkabilecek bir soru. O yüzden hoş. Geldik 20. soruya. Arkadaşlar diyor ki aşağıda enzimatik bir tepkime hızının x faktörüne bağlı olarak değişimi verilmiştir diyor. Ben bu şekli gördüğümde ister istemez aklıma direkt şu geldi. Sıcaklık. Hocam 0 santigrat derecede enzimler çalışamaz. Tabii ki geri dönüşüm vardır ki gerçekten burada geri dönüşüm gözleniyor. Yüksek sıcaklıkta enzimler denatüre olur ve kesinlikle herhangi bir şekilde geri dönüşümü olmaz. Dediğimiz günü hatırladıysanız hiçbir sıkıntı yok. Bakıyorum bu grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Yapılamayanı bulacağız. T1 zaman diliminde yani şu aralıkta oluşan ürün miktarı T2 zaman dilinde oluşan ürün miktarından çoktur. Şimdi arkadaşlar elimizde olanlar bir hız grafiği var ve elimde bir x faktörü var. Kesin bir bilgim var mı? Yok. Yani bu alana x sırf benzerliği yüzünden bu alana x diyebilirim. Bakın sırf görselliğe bakarak bunu söyleyebilirim. Ama adam diyor ki ürün miktarından çoktur. Bunun çok olduğunu diyebilecek elimde herhangi bir veri yok. O yüzden böyle bir yorum yapmam başta saçma olur. Eşit de olabilir sonuçta. X faktörü sıcaklık olabilir. Zaten biz ilk yorumumuzu grafik benzerliğinden dolayı sıcaklık diye düşünerek yaptık. T2 zaman dilimin sonunda tepkime durmuştur. Sıcaklığa göre bile yorum yaptığımızda dedik ki hocam yüksek sıcaklıklı enzimler denatür olur ve kesinlikle geri dönüş olmaz denetür olmak zaten tepkimenin durmasına sebep olur. Bu bizim yorumumuz. Hocam hiç ben böyle bir yorum yapamadım. Şekilden bunu çıkartabilir miydin? Evet. Sonuçta tepkime hızı T2 anında sıfıra ulaştığı için zaten sıfır demek durmak demektir. Tepkime hızı sıfırsa o tepkime durur da diyebilirsiniz. Yani illaki sıcaklığı fark etmek de şart değil. Böylelikle de A seçeneği rahatlıkla çıkar arkadaşlar. Yapılabilen yorumlar 2-3 yapılamayacağımız ise birinci öncüldür. Öyle bir yorum yapılamaz. İnşallah arkadaşlar hani e, beraber fulle yakın cevap çıkartmışsınızdır. E, eğer yapamadığınız yine kafanıza yatmayan hocam daha farklı nasıl düşünebiliriz dediğiniz sorular olursa da yine istediğiniz zaman bana da dersteyken ya da teneffüste sorabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet.